Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 2 Nisan, A101'in Cem Nero çift taraflı tavası vardı. Onu almak istedim. Biliyorsunuz koronadan dolayı hiçbir yere çıkamıyoruz ve alışverişimizi eve istiyorduk. Bugün oğlumu sıkı sıkı giydirdim. Sabah erkenden A101'in kapısındaydı. Görseniz bomba imhacısı zannedersiniz. Eldivenler, maske, başını filan her tarafını bağladı, kulağını filan. O şekilde gitti. A101'den erkenden tavamızı aldık ve öğlen yemeğine çupra yapacağım size. Balık ve gözleme tavasında. Şimdi ben ne kullanacağım? 4 adet çupram var. Tavam alır mı bilmiyorum ama aldırmaya çalışacağım. Veyahut da ikişer ikişer pişiririm. Bolca tereyağı kullanacağım. Tuz kullanacağım. Soğanım var. 2 adet limonum var. Domatesim var. Biberim var. İlk önce bunları güzelce dezenfekte edip, tavamı da açıp onu da dezenfekte edip işime başlayacağım. Arkadaşlar, malzeme listeme 3 diş sarımsak ve defne yapraklarını koymayı unutmuşum. Onları da koydum temizlerken. Şimdi her şeyim dezenfekte oldu. Tavamız bu. Burada 2 tane yer var. Buraya tavanın oturmasını sağlıyor orası. Şöyle göstereyim. Kilit vazifesi görüyor. Üst kapak, alt kapağı yerleşti. Şu anda tamamen kapalı. Böyle çevirdiğimizde bu kilit görevini görecek. Bir kapak. Şimdi tavama malzemelerimi aktarmadan önce şöyle bir ölçüm yapayım. Kaç tane balık alacak? Ona göre malzemelerimi doğrayacağım. Üç tane balık alıyor. Bir tanesi dışarıda kaldı. Sıkıştıramam sanırım onu. Çupra bu sanırım hamsi için daha uygun bir tava. Şöyle yapınca iyi, alacak da kuyruklarını keserim alır. Şimdi balığımı kenara alıp malzemelerimi doğrayacağım. Tavamın altına koymak için soğanlarımı böyle halka halka doğruyorum. Soğanlarımı bir kenara alıyorum. Şimdi limonlarımı kesiyorum. Limonlarımızı da kenara alıyoruz. Domateslerimi halka halka doğruyorum. Bunları da bir kenara alıyorum. Sarımsaklarımı ince ince kıyıyorum. Sarımsak olmazsa olmazı, defne yaprağı olmazsa olmazı, ben ilk etapta unutmuşum. Nasıl unuttum bilmiyorum. Şimdi biberlerim. Biberleri ben 4'e bölmekten tarafım. Dolma biber olsaydı halka halka doğrardık. Ama ben bunları bu şekilde yerleştirmeyi daha çok seviyorum. Sanki lezzetini artırıyor. Ben böyle düşünüyorum. Onun için de bu şekilde yapıyorum biberlerimi de. Güzelce sirkeli suda ıslattım. Şeyi de tavamı da tezgahıma koydum ama önceden dezenfekte etmiştim üstünü. Onu size göstermedim. Tabii o şekilde koydum. 2 tane de biberimiz yeterli. Şimdi balıklarımı biraz küçülteceğim. Balığımın bir tanesinin kuyruğunu ve kafasını kesmek istiyorum. Tavam 3 tane alıyor çünkü bir tanesi de bir işe yaramayacağı için onu da kullanacağım. Bunu baştan belirteyim. Bir tanesinin başı kuyruğu yok. Şey olmasın. Bunlar da çok güzel bir antioksidandır. Balığı mutlaka soframızdan eksik etmeyelim, hele bu dönemde. Mutlaka balığımız soframızda olsun arkadaşlar. Çok önemli besin değeri balığımızın. Şimdi soğanlarımı tepsime diziyorum tavama. Limon diziyorum birazcık. Domateslerimizi ilave ediyoruz. Domates de çok güzel bir lezzet veriyor. İnanın suyuna banın yiyin. Yani balık o şekilde oluyor.
Şimdi geldik balıklarımıza. Balığımı alıyorum. İçerisine tuz atıyorum. Böyle bolca. Tuzu çok güzel oluyor. Ben hatta göstereyim size. Böyle tuzumuzu atıyoruz. Bol tuz kullanıyorum ben. Tereyağını içine bir tatlı kaşığı koyuyorum. Aslında arkadaşlar bu tava için 3 tane çupra çok idealmiş. Ben 4.'ü fazladan almışım. Ben 2'şer tane düşünmüştüm. Fazlası şeklini bozacak. Şimdi bu 4.'ü de buraya yerleştireceğim. Zaten maksadım oydu kuyruğunu kesmekte. Yetim kalmasın orada. Çünkü bunu tek başına pişirmemin bir anlamı yok. Şekil bozulacak diye de balığımı ziyan etmeyeyim. Şimdi burayı da böyle kapattık. Şimdi üzerlerine tekrardan soğanlarımı ilave edeceğim. Sarımsaklarımı atıyorum aralara. O limonlarımı dizeceğim. Defne yapraklarımı da üstlerine koyacağım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Sebzeler yumuşana kadar birazcık zorlanacak kapatmakta. Böyle koyayım, sebzeler yumuşayınca hepsi yerleşecek. Şöyle ben tutuyorum elimde. Birazcık sebzeler yumuşayınca bu kendiliğinden zaten inecek. Şimdi yağın falan etkisiyle benim biliyorsunuz büyük fazla geldi balığım içine. Ama ben inatla yerleştirdim. Kapak kapandı. Sebzeler yumuşayınca balığımız da yumuşadı tabii ki. Arkadaşlar bunu bir çevireceğim. Kenarları silikonlu olmadığı için burada akacaktır. Lavada çevireceğim. Onun için bunu göstermiyorum. Arkadaşlar pişti ve açıyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kapağı ters çevirdikten sonra tekrardan açmayın. Kapatamazsınız. Tekrar çevirmek zorunda kaldım ben. Defne yapraklarım da buraya kapağa yapışmış. Ve o kadar müthiş kokuyor ki. Muhteşem bir koku var. Şöyle de düzelteyim. Görseli güzel olsun. Yapraklarımız bozulmuş. Ters düz yaptığımız için. Bu şekilde arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun. İyi günler.